Halil Eşber piyasanın herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Evet, şimdi eğitimlerimiz devam ediyor. Tüm eğitimlerimiz için kendinizi yapacağınız finansal piyasalardaki en iyi yatırım detaylarına sayfamdan ulaşabilirsiniz. Özel eğitim, sınıf eğitimi, internet eğitimi. Özellikle ben bu işi yapmak istiyorum diyorsanız, özel eğitim başta olmak üzere sınıf eğitimi, tabii ki İnternet eğitim üzerinden de tüm detaylara ulaşacaksınız. Şimdi borsa ile ilgili tam 48 saat önce şöyle bir öngörüde bulundum. Biliyorsunuz bunu her zaman yaptığımda görüyorsunuz, biliyorsunuz. Borsada 2 gün önce yani salı akşamı, çarşamba ve perşembe günü borsada %3 minimum maksimum %5'e kadar bir satış beklediğimi görüyorsunuz. 5 Aralık'ta paylaşmıştım. Ve borsadaki son durum aynen benim bahsetmiş olduğum gibi, özellikle Salı günü yazmış olduğum bu rapor sonrası, bakın %4,47. Eğer tepeden alacak olursak %4,57. Ve bu noktadan da tepkinin geldiğini görüyorsunuz. Yani %5'i yakalamış olduk neredeyse. Şimdi burada yaptığım tabii işlemleri de görebilirsiniz. Yani ben kendi özel sistemimde, yöntemimde bunları zaten sizlerle çoğu zaman paylaşıyorum buradan. Şimdi en önemli, bugün tepkinin gelmesi çok normal. Çünkü ben %3,5, %3 minimum, maksimum %5'e kadar düşeriz dedikten sonra %5'i de yaptığım hesaba göre 48 saat içinde tepkinin olabileceği bir aralık olarak bahsettim. Bu aralık, bu seviye neden buradan döndü diyecek olursanız, hemen burada benim herkesin bir görebileceği destek bölgesi. Bakın değerli arkadaşlar, çok basit. Hatırlıyorsunuz 1 Kasım borsa 7297. O dakika, o saniye buradan alış bekliyorum dedim. %6 ile %8 alış bekliyorum dedim. O seviyeden sonra, şimdi bunları neden anlatıyorum? Çünkü önemli bir noktaya geleceğiz. Bakın %9'a kadar tepki oldu. Sonra tekrar şu bölgeden beklediğim düzeltmenin yine buradan ara destek var burada diyerek burada paylaşmıştım. Ama o desteğin kırılabileceğinden bahsettim. Ve bir süredir de borsa beklediğimin üzerinde yatay seyrediyor. Yani bu tepkiden sonra bu yatay bant devam ediyor. Özellikle çarşamba, perşembe beklediğim %5'lik çok pardon %5'lik satışın bugün gerçekleştiğini gördük. Tepki nereden geldi? Yine bu destekten geldi. Şimdi dönelim şu senaryoya değerli arkadaşlar. Yani hatırlıyorsunuz yine 11 Ekim'de borsanın 9 günde ortalama, bakın 9 günde ortalama günde vererek %12 düşeceğinden bahsetmiştim. %13'lük düşüşü yakalamıştık. Bunu sırf, tabii ki görüyorsunuz, yani sırf endekslerde, 30 endekste yapmadığımı da biliyorsunuz, birçok arkadaşım biliyor. Altın için söyleyeyim, altın için dakika saat vererek yaptığımı görüyorsunuz, biliyorsunuz. Yani ben bu sistemime ve kendi disiplinimle geliştirdiğim bu yöntemlerimi güvendiğimi biliyorsunuz. Birçok arkadaşım buna da şahit oluyor. Sizler de görebilirsiniz. Şimdi geliyorum X30, pardon, 100 endeksin son durumuna. Şimdi bir senaryom var. Bu senaryoma göre, bakın hemen döndüm. Bugün bu senaryoyu paylaştım. Gün içinde %4,25 düştü. Burada bir senaryo var. Ve biz tahmin ediyorum ki bugün yanan şu yeşil bölgedeyiz. Yani o 2 günlük düşüş, bakın şurada 2 günlük düşüş. 2 günlük düşüş. Yeşil. Şurada sadece küçük bir tepki. Ve arkadan şöyle oluşabilecek uzun soluklu bir düşüş ihtimali.
Bunu aynı zamanda seçim senaryoları, yerel seçim senaryolarıyla da birleştirdiğimizde önümüzdeki 24 saat sonunda benim senaryo beklentim şu olması yönünde. Hemen dönüyoruz. Şu an nerede? Şu grafiğe bir bakın. Şöyle bir alıcı gözle bakın. Düzeltme, bir kama. Şu an içinde bulunduğumuz, şu son durumdaki bugünkü durum. Tren ve bir kama. Yani normalde olması gereken senaryo buradan aşağıya biraz önce buradan aşağıya yaşanan şu düşüş, geçmişte olan bir düşüş ve bu senaryonun da böyle çalışması ihtimali üzerine kurguladım. Yarından sonra izleyelim bakalım olacak mı? Olması ihtimalinde gün içinde buradan tabii ki yayınlıyor olacağım, paylaşıyor olacağım. Bunun ötesinde zaman zaman hisselerden bahsediyorum. Ben şunu söyleyeyim. Bir hisse yükselecekse, yükseldiğini görüyorsam paylaşıyorum. Yükseliş olur diyorum. Gördüğümde de düşüş olur diyorum. 350'lerden beri kontrolmatikte bir düşüş beklediğimi biliyorsunuz. %35'i buldu. Senaryoma göre kontrolmatiğin orta uzun vadede 130-150 bölgesine gerilemesi beklentimi koruyorum. Bunu da bir kere daha hatırlatmış olayım. Onun ötesinde Astor, yani Astor'la ilgili hatırlayacaksınız. 151'den beklediğim satış ilk etapta ilk hedefime oluştu. %35. Peki Astor'da ne bekliyorum? 48-55 bölgesini beklediğimi biliyorsunuz. Birçok kağıt için birçok beklentimi paylaşıyorum. Şimdi ben 150'ye gelmiş bir kağıdın bu raporu yazdığımda veya kontrol matematik için yazdığımda yani 350'lere geldiğinde 500'ler, binler konuşuyordu bakın. 500, 750, 1000 konuşuluyordu. Astor için 150'deyken 250 konuşuluyordu. Bakın, gitmez demiyorum. Buralara ulaşmaz demiyorum. Ama önce bir bahsetmiş olduğum seviyelere bir gelsin. Çok uzun vadede. Belki Astor. Belki 3 yıl sonra. Kontrolmatik. Belki bahsedilen bu 500'e. Belki 3 yıl sonra. Belki 4 yıl sonra. Bilemiyorum. Yani en az o kadar zaman dilimi içinde. Belki. Belki. Belki ulaşır. Yani bu hisseler. Evet, bunu paylaşmak istedim. Buyurun. Tüm detaylı bilgiler için eğitimlerimi bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Yarın endeks için önemli bir gün diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar.